Canım, neyin var? Anlatmayacak mısın? Ya Allah, nasıl anlatacağım bilemiyorum. Sorun Hazar mı? Ay yok. Biz Hazar'la çok mutluyuz. Peki kaynananlar mı? Yok. Yani onlar sorum ama ben sorum etmiyorum. Kalender Bey mi o zaman? Ya hayır, hayır. Bu konakta en çok onu seviyorum biliyor musun? Bizim Hazar'la aşkımıza en büyük desteği o verdi. Bize o sahip çıktı. Ya ne güzel. Aslında ben de onunla ilgili konuşmak istiyorum. Ya bak, Kalender babam deli dolu, şen şakra biri olsa da aslında çok mutsuz biri. Mutsuz mu? Kızım Kalender Bey koskoca aşiretin ahası. Yediği önünde, yemediği ardında. Kadınlar desen etrafında pervane oluyor. İşte göründüğü gibi değil. Kalabalığı içinde yapayalnız. Ya, kadınlar peşinde pervane ama hiçbirini sevmiyor. Hiçbiriyle isteyerek evlenmemiş, aşık olmamış. O yüzden aşka çok saygı duyuyor. Bize bu yüzden bu kadar sahip çıktı. Ya. Aha. Ben de onu çapkın adamın teki sanıyordum. Kalender babam aşk için yapamayacağı şey yok Asude halam. O yüzden senden ricam. Benden mi? Benimle ne alakası var? Çok alakası var hala. Ya lütfen ne olur Kalender babam sana kapılmasına izin verme. Çünkü senden çok etkilendi. Saçmalama Bella. Yani Kalender Bey'le ben doğu ile batı kadar uzağız. Benle Hazar'da öyleydik. Ama bak bugün buradayım. Ya şu kılıma, kıyafetime bak. Hiç aklına gelir miydi? Gerçekten gelmezdi. O yüzden dikkat et halacığım. Kendini her an benim gibi burada bulabilirsin. Peki niye kalmamı istiyorsun benden? Bu durumda gitmem en mantıklısı olacak. Hayır, hayır gitme halacığım. Biraz daha kal. Hatta istersen hiç gitme. Ama benim söylediklerimi de unutma olur mu? Bella! Benim gelinim Bella! Efendim babacığım. Bella'cığım, Afide Hanım'ı bir çağırabilir misin senden rica etsem? Buyurun Kalender Bey. Afide Hanımcığım, sizi Adana'nın muhteşem gün batımında bir yemeğe davet etsem icabet buyurur musunuz acaba? Yeğenim Bella ile damadım Hazar da gelecekse neden olmasın? Gelsinler, gelsinler. De. Onların işleri çıkabilir, olabilir. Ben onları ikna ederim. Öyle mi? Ya ben bu kadınla hiç baş başa kalamayacak mıyım? Allah'ım ya. Oho, dünürüm. Demek Adana'nın muhteşem gün batımına karşı hep birlikte yemek yiyeceğiz ha? Ha, çok güzel fikir. Sen eksiktin benim dünürüm. Anlayamadım dünürüm, pardon. Diyorum ki ne? Ya sen hasta değil miydin? Ya yemekle ne işin olur ki senin? Git biraz istirahat et. Aa, çok düşüncelisin ama o kadar önemli bir şeyim yok. Benim silindir kapağının contası azıcık gevşemişti ama hallederim, dert değil yani. Ha, tabii. Manda yoğurdundan yapılmış ayranı içmek her yeğden harcı değildir. Dokunmuş demek, yaramamış. Belki yoğurtların bozuktur. Benim. Belki. Aha. Duyduk. Akşama bir organizasyon neyin yapıyormuşsun? Evet, yapıyorum Möhteber. Nereden duydunuz bilmiyorum ama ben, dünürüm, Asude Hanım, Hazar ve Bella birlikte yemek yiyeceğiz. Ama sakın hazırlık falan yapmayın. Çünkü biz bu yemeği dışarıda yiyeceğiz. Biz de yiyek. Yani ben yemiyorum da iştirak ederim. Ne iştirakı Ayşe, ne iştirakı? Davetlileri saydım, duymadın mı? Ha, duyduk. Bella'nın kocası, Bella'nın babası, Bella'nın halası, Bella'nın kayınbabası. Ha, bu Bella'nın kayınbabası geliydi de kaynanası gelmeyeyim mi? Ha, bu Bella'nın bir kaynanası yok mudur? Varsa da ben çağırmıyorum Asiye. Biz kendi aramızda aile içinde bir organizasyon tertip ediyoruz, biliyor musun? Cemil!
Acemil. Ya bu Cemil'i sabahtan beri gördün mü sen Dünür'üm? Yok, hiç görmedim. Hayırdır, niye sordun? 001'i hazırlatacaktım da. Bismillahirrahmanirrahim. Siz hala ne bekliyorsunuz ki burada? De haydi gidin de kendinize bir akşam yemeği hazırlayın, 3 kişilik. Şöyle mükellef bir sofra kurun kendinize, tadını çıkarın. He, hazırlarım. Çok düşüncelisin. Allah razı olsun.